Şimdi bir tek sen onu sinir edecek soruyu sordun. Bakalım ne zaman cevabını alacaksın? Ne kadar vergi ödüyorsunuz diye sordu. Bir fenomene en son soracağınız soru. Eğer bir fenomene, siz de diyelim ki yolda karşılaştınız fenomene. Siz verginizi ödediniz mi işte hanım dediğinizde alacağınız cevabı lütfen programımıza iletin. Çok merak ediyoruz. Sevim Alan'ın devamı var mı? Arkadaşlar izleyelim. Mücadelesiyle sektörünüze yeni girmiş birinin arkasından önünden konuşmak değil, şubelerine mesaj atmak değil, onu arayıp böyle cümleler kurmak değil, kıskançlık yapmak değil, işte onu kötüleyecek dürtülerle dürtmek değil, ona aramıza hoş geldin demekti ama siz bunları başaramadınız. Başaramadığınız için ayağınıza dolaştı. Yani binlerce şube sayıyorsun, 15-16 tane şuben var, bunu da ben söyleyeyim buradan. Sen nesine ipini alıp bir kavanozun içine koyup onu 4000 liraya şubene satarken, onu insanların yüzüne koyarken orada yediğin kul haklarının senden nasıl çıkacağını hesap etmediğin için bunları yaşıyorsun, tamam mı? Sen, senden başka kimse ekmek yemesin diye kendince herkesin arkasından bir şey yaptığın için bunları yaşıyorsun. Sen o kadını delirttin, o kadına annesiyle ilgili dünya şey yaptın. İşte sen o kadını delirttiğinden kastı kim acaba? Hangi kadını delirtmekten bahsediyor? Bu da kendi aralarında bir şey mi? canım. Bizim bilmediğimiz başka bir şey mi var? Durum mu var? Sevim Alan'dan daha çok yayın yapmış. Sevim Alan'dan Nesrin diyorum. Güngen'den daha Nesrin çok. Güngen'den. Uzun zamandan beri içinde biriktirdiği her şeyi dışarı Ya çıkarmış bir... anlattıkları rekabetten kaynaklı Nesrin bunları yapmışsa ayıp etmiş. Evet. Hayır, bir de bak kul hakkı diyor. Hem ticari tarafına dokunduruyor Nesrin Gülgen'in. Kul hakkı yedin. Kavanozdaki Çünkü neymiş? kavanozdaki bir takım şeyleri diyor çok ucuza aldığından ve insanlara gerektiğinden fazla pahalıya sattığından. Kul Yani hakkı yedi. amiyane tabirle kazıklamaktan bahsediyor. 127 tane mi 125 tane mi? 127 şubesi Evet, var. şubem var diyordu. Bu sektörün en eskisiyim diyordu. Orada da diyor ki rakibi 15-16 şubesi var, doğruyu söylemiyor diyor. Ay, hangisi doğruyu söylüyor? Zaten kafamız kazan gibi oldu. Bir tek gerçekten Maslak sayesinde öğreneceğiz doğruları. Biri diyor ki 30 şubem var, hiç şubesi yok. Biri diyor ki ben kremleri özel laboratuvarlarda, fabrikalarda yapıyorum. Bir öğreniyoruz ki Bulgaristan'dan gelmiş. Biri diyor ki altınlarım, meğerse altınlar sahteymiş falan filan yani. Seni Yani bu kadar öldüreceğim diye de, ya bu seni kadar yalan asacağım, dolana keseceğim rağmen diye de bu tehdit kadar yalan ediyorlar. dolana rağmen Evet. bu kadar takipçilerin olması, bu kadar çok para kazanmaları Evet. Türkiye'de bayağı verimli bir tarlanın olduğunu gösteriyor Yani yani. bir daha birileri çıksa bir daha birileri dolandırılacak. Aynen. Ya da yalan takibi alacaklar. Evet. Peki tüm olan bitenden sonra sevgili izleyiciler, Nesrin Güngen bir karar aldı. Kararını da avukatı Bulutcan Kıran açıkladı. Şöyle açıkladı avukat: müvekkilim Nesrin Güngen ticari hayatında yaşamış olduğu zorlu sürecin içerisinde 11 yıllık evliliğini bitirme kararı almıştır. Tarafımızca gerekli açıklamalar yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. 11 yıllık evlilikte böylece bitiyor. İnanç Bey'in ihanetiyle. Ama dün senin dediğin doğru çıktı. Çünkü galaya, Colpacino 4'ün galasına o zaman madem ihanete uğradın, gözyaşları içinde video dolduruyorsun, nasıl birkaç saat önce galaya gittin? Hangi moralle oraya gittin diye soran da oldu. Zaten yalan söylüyorsun lafı oradan çıktı. Zemin orasıydı. Ali de dün konuşurken şey dedi. Büyük bir ihtimalle kocasına demiştir ki sen de gel. Ben artık seninle gelmem. Bunun tartışması olmuştur evde dedi. Nesrin Gülgen evet. Nesrin kapıdan çıktı. Kocası paçadan. Kocası da başka kapıdan eskort çıktı. Bekliyordu alandan. Şimdi eskortun ismini bana söyledi. Ben de aradım. Ya ne kadar o isimde eskort varmış. Aman Allah'ım. Kaynıyor zaten. Bir şehire gidiyorsun bu ülkede. Evet. İlçe vermeyeyim de işte Cezve ilçesine. Evet. Orayla ilgili bir etiket paylaşacaksın. Cezve yazıyorsun. 1000 tane mi geliyor? Hemen Cezve eskort çıkıyor karşına sosyal medyada. Allah. Ama köyü yaz, köyde çıkıyor. Bu kadar eskort
kaynıyor bu ülkede. Ya çünkü sosyal medyayı ele geçirmiş. Ama arkadaşlar diyor ki eskorta vaziyet. Eskort demeyin. Tamam, bir kadına eskort denmez ama. Güzel bir şey. Kendisi eskortum ben diyorsa, eskortluk yapıyorsa diyecek bir şey yok. Ama adam ondan bak şey demiş İnanç Bey, ben ondan çocuk yapacağım demiş. Evet, aşık olduğunu söylüyor. Yani artık boşanıyorlar. Benim ağrıma giden diyor parayla birlikte olduğu kadına aşık olması, beni başkasıyla aldatsa bu kadar ağrıma gitmezdi. Ali'cim aşk bu. Nereye konacağı belli mi? Vallahi şimdi yarın öbür gün İnanç da çıkıp diyebilir ki işte kaç yıllık emeğimize haksız yere el kondu, varlık içindeydik, yokluk içine düştük. Psikolojik boşluğa düştüm. Bir hata yaptım. Eşim de aynı şekilde morali çok bozuldu. Barışıyoruz derler mi? Gel yatak odasına geçelim desem bana der ki saçmalama, moralim yok. Cem Yılmaz'ın şeysinde dediği gibi stand-up'ında başım ağrıyor. Yani ben de ihtiyaçlarımı dolayısıyla böyle karşılıyorum gibi bir savunma yapabilir. Ama bu boşanma davası evet değişebilir. Ben de aynı fikirdeyim. Yani ondan çocuk yapmak istiyorum'a gelince başka bir kafa. Belki canını acıtmak istedi orada da. Bilmiyorum yani. Evet. Bu arada yani, Nesrin Gülgen'le konuştum. Yayınımıza davet ettim. Tamam abi gelirim dedi. Sonra bizim konuk koordinatörümüz Nursel aradı. 3-4 gün moralim bozuk gelemem dedi. Nesrin yani kusura bakmadı. Evet moralim bozuk da aynı şeyi bana da söyleyebilirdin. Ya gelemem, bana bir hafta izin ver. Ya o sana hayır diyemedi. Evet, o Ali yani abi diye için, yaklaşıyor. Ali abi diye onun yaklaşıyor. Onun için bu sektörde bu fenomenler arasında tanıdığım tek sen varsın. Merhabam olan çay kahve içmişliğimiz. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Sen mi ısmarladın, ben mi ısmarladım? Bizi ikimizi de ısmarladılar aslında. Neyse belki gelir, kendisini de dinleriz ya da mesaj atarsa, telefonumuza yani, bağlanmak hikayesi isterse. Hikayesi çok çok ilginç bir hikayesi var. Yani dedim ki niye bu kadar servetini, paranı kocana teslim etti? Evet vermiş. Dedi ki ilkinde bir evlilik yaptım. Bu evlilik bittiğinde o zaman dominant bendim, eşim çok ezik kaldı. Evet. Yıllar sonra bunu kompleks yaptığını, içine attığını gördüm. Aynı şeyi bunda yaşamak istemedim. Yani deniyorsun, siyahı deniyorsun olmuyor, beyazı deniyorsun olmuyor. Aynı sonuç alıyorsan demek ki yanlış tercihlerde bulunuyorsun. Evet. Yani sorun siyahta ve beyazda değil. Senin kararlarında ya da tercihlerinde. Neyse geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Evet, Nesim Gülgen'den Hande Erçel'e geçiyoruz. Sevgili